Merhaba sayın seyirciler. Büşra ile Beslenmenin İpuçları programına hoş geldiniz. Bugün sizlere ödem atıcı salatalardan iki tane çok güzel ödem atıcı salata tarifi vereceğim. Ayrıca antioksidan oranı da yüksek salatalar olacak bunlar. Bir önceki programımızda yine ödem atıcı içeceklerden, ödemden, vücuttaki su tutan sağlıksız beslenme alışkanlıklarından bahsetmiştir. İçecekler yapmıştık ve bağışıklık sistemini güçlendiren ve ödemi destekleyen, ödem atmayı, vücuttaki fazla suyu atmayı destekleyen bitki çaylarından da bahsetmiştik. Juice'lar yapmıştık. Bugün ise biraz daha sebzeleri, biraz daha salata ve kuru baklagillerle karıştırarak daha çok biraz daha bitkisel proteinden zengin sebzelerden oluşmuş salatalara yer vereceğiz. Bununla birlikte yine et grubu olan dana eti, tavuk, hindi, balık olabilir. Et grubundan zengin yapılmış salatalar yerine bugün biraz daha proteini bitkisel proteinden alacağız. Yine ödeme neden olan sodyum, vücuttaki sodyum artışına oranla potasyumdan zengin beslenmenin önemini vurgulamıştık. Yani vücudumuzda ne kadar sodyum artışı varsa bir o kadar potasyumdan zengin sebzeler ve meyvelerle besleneceğiz ki vücuttaki o sodyum potasyum dengesi yerine gelsin. Evet, öncelikli olarak birinci salatamızdan başlayacak olursak her zaman için mevsim yeşilliklerinden faydalanıyoruz. Nedir mevsim yeşillikleri? O mevsime uygun koyu yapraklı yeşil bütün sebzeleri kullanabiliriz. Hatta elimizden geldiği kadar da yeşilliklere bıçak değirmemeye de özen de gösterebiliriz. Yani böyle parçalayarak ne kadar çok yeşil, ne kadar çok oksijen demek. Ispanağı böyle çiğ formda da kullanabilirsiniz. Folik asitten zengindir ıspanak. Ispanak, marul, dereotu, nane bunlar her zaman için vücuttaki toksin maddelerin atılmasına sebebiyet verecektir. Yine bununla birlikte marulumuzu da ilave ediyoruz. Tabii ki de sebzeleri içerek de tüketebiliriz. Sebze suları şeklinde ama blenderdan geçirirsek posa ve dif oranını da en azından almış oluruz. Ama tabii ki de böyle çiğ tüketmemiz harika olacaktır vücudumuz için. Dereotu da her zaman için vücutta toksinlerin atılmasının yanına biraz da tiroid eğer hormonları az çalışıyorsa o bireyler de tiroid hormonları dengeleyici özelliği bulunmaktadır dereotunun. O yüzden tiroid hastalarının da her gün böyle bir avuç kadar dereotunu yemesini tavsiye ediyorum. En azından o tiroidlerin dengelenmesi için olumlu sonuç verecektir. Ve bir tane salatalık ilave ediyorum. Biliyorsunuz ki salatalık içerisindeki su miktarı %95 oranındadır ve kalorisi çok düşük bir besindir. Su oranı yüksek olduğu için yine bu ödem atıcı salatamızda bizi olumlu yönde destekleyecektir. Tabii ki de kabuğunu iyice soyduktan sonra salatalarımızı, salatalıkların kabuğuyla birlikte tüketebiliriz. Evet, mevsim yeşilliklerini ilave ettik. Dereotu, nane, marul, salatalık ve şimdi gelelim kuru baklagil grubu. Kuru baklagiller proteinden, bitkisel proteinden zengindir. Bu yüzden örneğin şöyle Meksika fasulyesi. Meksika fasulyesi gördüğünüz gibi biraz daha rengi, antioksidan oranı yüksek, biraz daha kırmızıya yakın, böyle renkli bir kuru baklagil çeşididir. O yüzden antioksidan oranı daha fazladır. Ne kadar çok kuru baklagiller renkli olursa, ne kadar çok sebzeler de aynı şekilde koyu renkli olurlarsa, koyu mor gibi, yaban mersini gibi, işte koyu yine aynı şekilde nar, antioksidan oranı yüksektir. Böyle ne kadar renkli, o kadar çok antioksidan oranı yüksek diyebiliriz. Bununla birlikte yine börülce de çok güzel bitkisel proteinden zengin. Yani salatalarımıza mevsim yeşillikleri ve yine su oranı yüksek salatalıklarımızı ilave ettikten sonra kuru baklagiller de ilave edebiliriz ki bitkisel proteinden zengin olsun ve bizi tok tutsun. Ben biraz daha böyle bugün sadece bir çeşit de kullanabilirsiniz. Ben bugün biraz daha karıştırmak istiyorum. Tamamen tohumlardan zengin
kuru baklagillerden zengin bir salata yapmak istiyorum. Yine nohut da çok güzel bir bitkisel proteinden zengin, posa ve lif oranı yüksektir. Yani kuru baklagillerin aslında posa ve lif oranı yüksek olduğu için yeşilliklerle birlikte çok az da içerisine bir tatlı kaşığı da zeytinyağı ilave edeceğiz. Bununla birlikte bağırsak hareketlerimizi destekleyen bir süreç de olacaktır. Yani öğlenleyin siz bu salatayı yediğinizde tamamen tokluk hissi verecektir. Ana öğün yerine geçecektir. Bu şekilde diyebiliriz. Bugün azar azar ama bütün kuru baklagillerden zengin bir salata yapalım. Yine yeşil mercimek. Yeşil mercimek posa ve lif oranının yüksek olmasının yanında her zaman için kolesterolleri düşürücü etkiye de sahiptir. Yine tansiyon değerlerinde de kolesterolü düşürdüğü için hastalıkları olumlu yönde etkileyecektir. Yine burada böyle bir kara buğdayımız var. Kara buğday da glutensiz tahıl grubuna girmektedir. Glutensiz tahıl ne demek? Yani içerisinde hiç gluten ihtiva etmeyen diyebiliriz. Yani eser miktarda olabilir ama genelde kara buğday unundan yapılmış ekmekler ve kara buğdaydan yapılmış yemekler olsun sizi o gluten intoleransında biraz daha olumlu yönde etkileyecektir. Yine posa oranı yüksek olduğu için yani kompleks karbonhidrat grubuna giriyor diyebiliriz. Tabii ki de vücuttan karbonhidratları hiç hani sıfırlamayacağız, eksik etmeyeceğiz ama beyaz undan yapılmış karbonhidratlar yerine biraz daha kompleks, biraz daha böyle tam buğday unundan, siyez unundan, yine kara buğday gibi kepekli tahıllarla karışmış unları tercih edebiliriz. Bu unlar her zaman için vücudumuzda olumlu yönde süreç işleyerek olumlu yönde etkileyecektir. Evet, bir yemek kaşığı da kara buğdaydan ilave ediyorum. Evet, yine glutensiz tahıllardan bahsetmişken kinoa. Kinoa da bir glutensiz gruba girmiş diyebiliriz. Yani kinoadan yapılmış salataları, kinoa unundan yapılmış yine ekmekler olabilir, ara öğün atıştırmalıkları olabilir, kullanabiliriz. Yine posa ve lif oranı çok yüksektir. Beyaz kinoa, kırmızı kinoa işte hiç fark etmez. Yine kompleks karbonhidratlar grubuna girerek bunları da kullanabiliriz. Evet, börülce ekledim, nohut ekledim. Kara buğday ilave ettim ve yani ortalama sizin kuru baklagillerden kaşık da kullanabilirsiniz. 5-6 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Size o tokluk hissini verecektir. Evet, peki ben bunları daha da nasıl zenginleştirebilirim? Biraz daha yağlı tohumlar. Bu arada salatalarımızın içerisine yarım değişim meyve ilave edebiliriz ve antioksidan oranı yüksek meyveleri ilave edebiliriz ki besleyici değeri yüksek olsun. Örneğin goji beri. Goji berinin içerisindeki C vitamini oranı bir portakaldan daha fazladır. Yine bilimsel çalışmalar da bunu desteklemektedir. Şeker oranı azdır ve renginden dolayı da antioksidan oranı yüksektir. O yüzden ben bugün goji berili bir salata yapmak istiyorum. Hem de C vitamini oranı da yüksek olsun. Kuru baklagillerden de zengin olmuş oldu. Ortalama bir yemek kaşığı kadar koyabiliriz. Buradan da güzel bir meyve değişimimiz gelmiş oldu. Peki yağlı tohumlarla nasıl zenginleştirebiliriz bu salatamızı? Ona bakıyorum. Yağlı tohumlarla belki birazcık kabak çekirdeği ilave edebiliriz. Kabak çekirdeğinin de yine posa lif oranı yüksektir. Zengin bir kabak çekirdeği ilave edebiliriz. Peki bu salata biraz da benim bağırsaklarımı da hareketlendirsin, biraz da toksin de atsın diyorsak bağırsaklarımızı hareketlendirmesi için içerisine kayısı ilave ediyorum. Biliyorsunuz ki beta karotenden zengindir kayısı ve A vitamininden de zengindir. Böyle birazcık da yani bir tane kadar da kayısıyı doğramış oluyoruz içerisine, ilave etmiş oluyoruz. Kayısımızı da ilave ettik. Gördüğünüz gibi hem yeşilliklerden zengin hem yağlı tohumlardan zengin kayısı ilave edebiliriz. 2-3 tane de badem atıyorum. Magnezyumdan zengin. Eğer vücudunuzda kramplar oluşuyorsa gece yarısı bacaklarınızda günde böyle bir 10 tane falan badem tüketebilirsiniz. Çiğ badem o kramplara iyi gelecektir. Bazı danışanlarda çok olumlu sonuçları gördük. O yüzden siz de şey yapın. Peki salatalarda yağ miktarı çok önemlidir. Şimdi ben salatamı yaptım. Ama tutup böyle bayağı bir yağ gezdirirsem olmaz. Her şeyin çoğu zarar diyoruz. O yüzden
Ölçerek bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Fazlasına gerek yok. Vücuttaki faydası aynı olacaktır. Yani iki yemek kaşığı da koysanız, bir tatlı kaşığı da koysanız vücuttaki o yağdaki besinlerin emilimi olsun hep aynı şekilde olacaktır. Bu yüzden yağımızı da ilave ettik. Tabii ki de biraz limon. Limon da yine içerisinde yeşil mercimek, nohut, kuru baklagiller, bitkisel proteinden zengin ve demirden de zengin olduğu için biraz limon ilave ediyorum. Limon da yine C vitamini oranını arttıracaktır. Salatadaki C vitamini oranı demirin emilimini arttıracaktır. Biliyorsunuz ki etin üzerine bazen limon sıkarlar ve yanında bol salata yenmesinin sebebi budur. Biraz o etteki demirin emilimini aktive etmek için C vitaminini kullanıyoruz. Bununla birlikte evet içerisine sos olarak ilave edebilirsiniz. Sirke, üzüm sirkesi veya elma sirkesi hiç fark etmez. Sirkede de biraz daha iştahı baskılayıcı, biraz daha doygunluk hissi verici bir özelliği de vardır. Yani soslarımızı biraz daha natürel, biraz daha böyle sirke gibi, limon suyu gibi yine zeytinyağında bir tatlı kaşığını geçmeden kullanabiliriz. Salatalarımızı lezzetlendirebiliriz. Ve çok önemli bir nokta daha var. Salatamıza ilave edeceğimiz toz sumak. Biliyorsunuz ki bu koronavirüsten dolayı toz sumak da çok fazla ön plana çıktı diyebiliriz. Toz sumağın antioksidan oranı çok yüksektir. Yani bir meyve gibi baharatların zaten antioksidan oranları çok yüksek olduğunu biliyoruz. Sumak da ilave ederek bu antioksidan kapasitesini arttırmış olduk. Evet, bugünkü bu salatamız antioksidandan ve toksin atıcı salatamızı tamamlamış olduk. Mevsim yeşillikleriyle, kuru baklagilleriyle, yağlı tohumlarıyla, betakarotenden zengin kayısımızla, yine baharatlarla da çeşitlendirerek kuru biber, kuru pul biber, nane, kekik, salatalarımıza baharatları ilave edebiliriz. Hiçbir olumsuz yönde bir etkisi olmayacaktır. Sizin midenizi rahatsız etmediği sürece kullanabilirsiniz. Evet, birinci salatamızı yapmış olduk. Şimdi gelelim ikinci güzel ödem atıcı, antioksidandan zengin salatamıza. Evet, şimdi ikinci salatamıza da geçmeden önce yine ne yapıyoruz? Mevsim yeşilliklerini her zaman için kullanıyoruz. Çünkü mevsim yeşillikleri bizim için C vitamininden zengin, oksijen ihtiva ediyor. Besleyici değerini de artırıyor. O yüzden yine tabanına mevsim yeşilliklerini ilave ediyorum. Yani bıçak bile kullanmak istemiyorum ki fosa ve lif oranı, vitamin oranları daha da kaybetmesin diye. Yine dereotumu da ilave ediyorum. Hatta bunu bol dereotlu yapmak istiyorum. Ne kadar çok yeşillik, o kadar çok oksijen. Vücudumuzun da oksijene ihtiyacı var. Bol yeşillikler her zaman için toksinlerin atılmasına yardımcıdır. Nedir toksinler? İşlenmiş gıdalar tüketiyoruz. Çok fazla bazen hani kızartma ürünleri tüketilebilir. Vücutta serbest radikaller oluşuyor. Toksin maddeler oluşuyor. Alkol, sigara, işte farklı kötü alışkanlıklarımızın yanı sıra bu bol yeşillik tüketmemizde bu toksinlerin atılmasına neden oluyor. Tabii ki de hani miktarlar çok önemli. Hani günde 1-2 porsiyonu geçmeyecek kadar işte sınırlandırılabilir ama yine karaciğerde toksin olarak birikiyor bu işlenmiş gıdalar olsun, farklı türevler olsun. Bugün burada dereotunu biraz daha fazla kullanmış olduk. Dereotu yine tiroid hormonlarını dengeler, iştah kapatıcı özelliğiyle de bilinmektedir. Yine olmazsa olmaz salatalığımı da ilave edeceğim. Salatalığın da yine su oranı yüksek diye bundan faydalanmış oluyorum. Yine hazırladığımız detoks sularının içerisine de gün içerisinde içilebilecek olan o karışımların içerisine de
salatalık ilave edebilirsiniz. Alkali oranı çok yüksektir salatalığın. Yani vücudumuzda bir pH dengesi var. Asitlik ve bazik diye. Yani gün içerisinde tükettiğimiz asitli gıdalar, çay, kahve, peynir türevleri, süt, yoğurt, et türevleri, bunlar hep asidik gıdalar. Biraz daha vücudun pH'inin dengelenmesi için bazik gıdalara ihtiyacımız var. Bunlar nedir? İşte bol sebzeler, yeşil yapraklı, limon, alkali bazlı olan, işte ara ara suyumuza bir iki damla sirke. Yani bu özellikle salatalıkta bu yüzden alkali oranı çok yüksek bir besindir. O yüzden bulundurmamız gerekir. Şimdi alt tabanımı oluşturdum mevsim yeşillikleriyle. Dereotu, marul, ıspanak ve salatalık ilave ettim. Şimdi bu salatamı da kinoadan zengin yapmak istiyorum. Glutensiz formda bir salata olsun. Şimdi salatalarımıza biraz daha böyle haşlanmış sebzeleri ilave edebiliriz. Yani özellikle kükürtlü bileşiklerden zengin olan brokoli hem antioksidan oranı yüksek hem de kalp damar hastalığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Lif oranı yüksektir. O yüzden ızgara kabak olabilir. Kabak da yine bağırsak hareketliliği de arttıracaktır. İçerisinde çok fazla su ihtiva ettiği için kalorisi de düşüktür. Yani sebzelerimizi bu buharda sebzelerimizi salatalarımıza ilave edebiliriz. Besleyici değerini arttıracaktır. O yüzden bu salatama haşlanmış sebzeleri de ilave ediyorum. Evet. Ve eğer şimdi belki soğan ve türevleri her zaman her yerde tüketemeyebiliriz ama eğer evdeysek, eğer kullanıma uygun bir yerdeysek mutlaka soğanı çiğ rahatsız ediyorsa pişmişini de tüketebiliriz. Pişmiş soğan ya da çiğ soğan dediğim gibi antioksidan oranı yüksek, kükürtlü bileşenlerden zengin ve vücuttaki olumlu yönde dengeyi hep sağlayacaktır. O yüzden yani salatalarımıza soğanı da ilave edebiliriz. Eğer kullanım açısından uygun zaman dilimindeysek mutlaka soğanı da, özellikle kırmızı soğan, dediğim gibi kırmızı şeyler olsun, hep antioksidan oranı yüksektir. Biraz daha besleyici değeri yüksek olduğu için kırmızı soğan da kullanabilirsiniz. Yine yeşil soğan salatalarımıza piyaz şeklinde ilave edersek o bağırsak, o kaygan dokusundaki bağırsak florasını olumlu yönde etkileyecektir. Pırasa gibi, hani pırasayı çiğ belki tüketmeye alışık olmayan bireylerimiz olabilir ama pırasayı salatalarınıza bol maydanoz, dereotu işte ilave ettikten sonra biraz da böyle ince ince kıyılmış pırasa, yeşil soğan, bunlar muhteşem bir vücutta antioksidan oranı yüksek, böyle vücut seviyenizi çok olumlu yönde ilerleyecek bir salata çeşidine dönüştürebilirsiniz. O yüzden bunları da ilave ediyoruz ve nar taneleri. Salatamızda dediğimiz gibi yani biraz daha böyle meyve grubunu da, çünkü tek ana öğün yerine gelecek salatamız hem bizi tok tutacak hem de biraz da böyle besleyici değerini artıracağımız için narın da gördüğünüz gibi kırmızı renginden dolayı vücuttaki toksinleri atmaya yardımcıdır. Her zaman için antioksidan oranı da yüksektir. O yüzden nar tanelerini de salatamıza ilave edeceğiz ve besleyici değerini arttırmış olacağız. Evet. 2-3 kaşık 2-3 tatlı kaşığı da nar ilave edince yeterli olacaktır. Evet, ne yaptık? Mevsim yeşilliklerimizi ekledik. Üzerine glutensiz künoamızı ekledik. Yine gluten intoleransı olan bireyler de tüketebilirler. Nar tanelerini ekledik. Soğan ilave ettik. Uygun koşullarda yiyebildiğimiz sürece ve yine C vitamini oranını arttırması için limon ilave ediyoruz. Sosları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Limon suyu, sirke, zeytinyağı,
hep bunlar olumlu yönde etkileyecektir vücudu. Evet, diğer salatamızı kuru baklagillerden zengin yaptığımız için buna sadece kinoa ilave ettim. Ve yine besleyici değerini arttırması için ay çekirdeği, yağlı tohumdan da zengin ay çekirdeği ilave ediyorum. Yani bir tatlı kaşığı kadar diyebiliriz. Yine ay çekirdeğinin de olumlu yönde etkisi vardır. Evet, biraz da zerdeçal ilave etmek istiyorum ben. Zerdeçalı siz limon suyuna karıştırıp da bir homojen haline getirerek de kullanabilirsiniz. Hani toz olarak belki ağzınıza tat olarak şey olmayabilir. Limon suyuyla karıştırıp, zeytinyağı ile karıştırıp salatamızın üzerine ilave edersek en azından birbiri içerisinde daha da çözülmüş olacaktır. İçerisindeki kurkumin maddesinden dolayı anti-inflamatuar, yani vücuttaki iltihaplanmaları azaltıcı, eklemlerdeki iltihaplanmaları azaltıcı etkisi olduğu bir sürü çalışmada desteklenmiştir. Yine salatamızın yağ miktarına dediğimiz gibi bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Evet, bu salatamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Mevsim yeşillikleri, kinoa kullandık glütensiz, zerdeçal, limon suyu, sirke, hep bu şekilde soslar yaparak ilave edebilirsiniz. Hastalıklara karşı direncinizi arttırır. Antioksidandan oranı yüksek sebzeler, meyveler. Bu daha az grip olursunuz, daha az bu bulaşıcı hastalıkları en azından ya çok böyle daha kısa sürede geçirirsiniz ya da vücudunuza o virüs gelmeden bile kırılabilir. Yani bizim besinler ilacımız olsun diyoruz. O yüzden ne kadar çok besleyici değeri yüksek gıdaları tüketmeye çalışırsak en azından bunu günde böyle %70 oranında yapabiliriz. Çok istediğiniz, çok böyle canınızın istediği farklı şeyler tabii ki de olabilir. Ama genel anlamda dikkat edersek en azından vücudumuz için hep olumlu yönde bu süreç işleyecektir. O en azından kötü virüslerin kırıcı, iltihaplanmaları azaltıcı, toksinleri atıcı etkilerinden faydalanmamız gerekir. Evet, ikinci salatamızı da yapmış olduk. Bugünkü programımızın sonuna geldik. İki tane ödem atıcı, antioksidan oranından zengin salatalarımızı sizlerle paylaşmış olduk. Bir sonraki programda yulafın faydalarından bahsedeceğiz. Yulafın vücudumuz için etkilerinden, çok olumlu etkileri var. Onlardan bahsedeceğiz ve yulaf kaseleri yapacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.